Günaydın. Günaydın. Erken misin? Biraz hava almak istedim. Nasılsın? Kürşat, bak ben... Biliyorum. Tamam. Biliyorum. Neyi biliyorsun? Konuşmak istemiyorsun, biliyorum. Aramızda eskiden olduğu gibi bir özel bir ilişki olmasın istiyorsun. Biliyorum. Yaraların kabuk bağlasın istiyorsun, biliyorum. Hatta beni görmek de istemiyorsun. Biliyorum. Ben bunların hepsine razıyım Çiğdem. İnan. Bunların hiçbirini yapmayacağım. Sadece şunu bil. Seni yeniden iyi görebilmek için sahip olduğum her şeyi vermeye hazırım. Çok bir şey değil. Ama her şey. Sadece bunu bil. Babalar toparlanın. Hadi beyler. Hadi baba erenler. Kalk. Merhaba arkadaşlar. Gidelim. Emredersiniz Koptu. Kürşat. Yanına Galip ve Selçuk al. Komutanın diğer helikopterde eşlik edilecek. Emredersiniz. Galip, Selçuk. Hadi beyler, gidiyoruz. Allah sana bakıyor babalar. Farkındayım komutanım. Gözünün önünde durmayayım dedim. Kaçtım yine bana bakıyor. Ben sana söyleyeyim yeterince yükselince seni bu helikopterden atar. Yok artık komutanım. Neyse. Sen benim planı düşündün mü? Kaçırıyor muyuz kızı? Komutanım şimdi sırası değil. Tamam tamam bak bunu düşün bunu. İyi düşün. O iş bende babalar merak etme. Emredin komutanım. Önce Irak'taki 3. üs bölgemize hareket edeceğiz. Daha sonra da Türkmen cephesinden bir iki kişiyle görüşeceğiz. Görev kapsamımız budur. Emredersiniz komutanım.
Bunlar mı Seyfo? Evet abi. Lan Türkiye'ye kamyonetin kasasında mı gireceğiz oğlum? Abi gümrükleri bu aralar çok sıkı tutuyorlar. Yani pasaport işlerinin çoğu patlıyor. Kamyoncularla geçmek daha güvenli. Bence yani. Gece geçmeyecek miyiz? Bunlar geceye anca varırlar. Şunlara baksana. Benim, Cortez. Uçabildin mi? Nerelerdesin? Uğraşıyorum. Erken aradım. Bir şey mi oldu? Türkiye'ye geçmediysen geçme. Neden? Balıklar buraya geliyorlar kuzgun. Gidip orada ıslanmana gerek yok. Hem de hiç unutmayacağım kadar büyük balık geliyor. Basın hastane açılışı diyor ama Türk Özel Kuvvetleri'nden hiçbir general. Sadece açılış yapmak için buralara gelmez. Ne dersin? General mi? Hem de kutalmış. Yeni görüşeceğiz kuzgun. İyiliklerimi unutmayacağını umuyorum. Ne oldu? Gitmiyoruz. Seyfa! Seyfo, Çeto, siz burada benimle kalıyorsunuz. Roza, sen Türkiye'ye geçiyorsun. Çeto, bulabildiğin kadar çok adam buluyorsun. Hazır olsunlar. Tamam patron. Onu bulacaksın. Onu bulacaksın ve ben gelene kadar nefes bile aldırmayacaksın. Albay Göktuğ, üst bölgesine hoş geldiniz komutanım. Sağ ol. Albayım bu açılış ne kadar sürer? 3 saat kadar komutanım, fazla uzun sürmez. Yüzbaşım siz hemen Türkmen köyüne intikal edin. Ben yarın sabah o toplantıyı mutlaka yapmak istiyorum. Emredersiniz komutanım. Buyurun komutanım. Kılıç! Gidiyoruz. Babalar siz de bizi takip edin. Pissin işte, pissin işte, pissin. Pissin sen. Pissin. Ay balam. Ne oldu? Kime kızdın yine? Ayağım sıkıştı. Ayağın mı sıkıştı? Dur bir bakayım hele. Hani bakayım. Dur bakayım. Yok bir şey ya. Geçer o birazdan. Ama acıyor. Acıyor mu? Geçecek birazdan, geçecek. Ya, Ayvalık. Bak şimdi sana bir şey diyeceğim. Bu söylediğim şeye çok sevineceksin. Hani şu Türk askerleri vardı ya, gelip bizi alıp Türkiye'ye götürmüşlerdi. Evet. Kaan Yüzbaşı, Bayrambaş Çavuş. Onlar buraya geliyorlar. Yaşasın. Kimseye söyleme, tamam mı? Gizli. Çok gizli. Evet. Sadece sen bir de ben biliyoruz. Tamam mı? Kimseye söylemek yok. Ne zaman gelecekler? Peki bugün, peki sabaha karşı. Ama mutlaka gelecekler. Konuğumuz olacak.
onlara armağan yapacağım. Ne yapsam acaba? Ne yapsan acaba? Ne yapsan onlara armağan? Ne yapsan acaba? Türkiye geliyor, Türkiye geliyor. Türkiye geliyor, Türkiye geliyor. Kız hani kimseye demeyecektin? Bana bak, çok uzaklaşma. Ta köyün sınırına kadar gidiyorsun. Aybala, uzaklaşma. Bozkurt. İnince ayrılacağız. Hem toplantının yapıldığı alanı... Hem de köyün içi ve etrafını kontrol altında tutmamız lazım. En ufak bir risk olmamalı, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kürşat, Cemre için ne yaptın kardeşim? Yarın komutanın mahiyetiyle gelecek komutanım. Konuştum. Anlaşıldı. Ya sonunda Ayvalı'ya kavuşacağım ya. Vallahi çok özledim ha. Ya kaç kilometre kaldı ki acaba köye ya Galip? Kaç kilometre kaldı oğlum köye? Az kaldı komutanım. Yani 9-10 kilometre kadar. Ha iyi iyi. Şey kalmamış ha. Kavuşacağız komutanım ya. Ya komutanım sen Ayvalı'yı hiç görmedin değil mi? Ya görsen var ya böyle bir yersin ya. Allah'ım nazarlardan saklasın ya. Böğrüne sokasın gelir vallahi. Öyle bir tatlı ki namussuz. Çok özledim çok. Üç araçlık askeri konvoy diyorlar patron. 15-20 dakikaya koyda olacaklar. Flama var mıymış? Flama? Flama, flama. Buralarda flama takıyorlar mı sen? Vallahi bilmiyorum ki abi. Neyse gelince anlarız. İşimiz genel halli. Acelemiz yok, anlaşıldı mı? Tamam abi. Adamlara ne oldu? Gece burada olacaklar. 30 kişi kadar ayarladım. Aşiretten. Bunlar sakat adamlar. Siz de alın. Hoş gelmişsiniz yüzbaşım. Şeref vermişsiniz. Hoş bulduk ya abi. Nasılsınız? Hamdolsun yüzbaşım. Ata yurdunda nöbetteyiz işte. Nasıl olsun? Merhabalar. Merhabalar. Yahya Bey, arkadaşların çoğunu tanıyorsunuz zaten. Aramızda yeni katılanlar da oldu. Yüzbaşımız Haydar Bozkurt. Hoş geldiniz yüzbaşım. Hoş bulduk. Çiğdem Teğmen. Hoş bulduk. Kürşat Teğmen. Serdar Üsteğmen'imiz. Aralar yorgunsunuzdur. Hoş gelmişsiniz. Başımla beraber. Buyurun hele. Yüzbaşım, bilirim yorgunsuz ama soframız hazırdır. Hele buyurun. Önce bir işimizi yapalım Yahya Bey. Daha sonra inşallah yeriz. Sağ olun.
Siz nasıl isterseniz yüzbaşım. Bizim yapabileceğimiz bir şey olursa demeniz yeterdir. Eyvallah. Yörük, şu toplantının yapılacağı alanı iyice bir bakalım. Daha sonra mücavir alanlara bakarız. Anlaşıldı. Selçuk. İlyas, Galip. Serdar, Emre ile beraber yanına 4 adam al. Köy içine bakın, ben de geliyorum biraz. Emredersiniz komutanım. Emre. Aybala, gel kız buraya. Kız kurban olurum sana kız. Bakayım bir, gel bir öpeyim gel. Oh, çok özlemişim ben seni ha. Nasılsın, iyi misin? Ben size çiçek toplamaya gittim ama yoktu. Çiçek mi toplamaya gittin? Kız bu mevsimde çiçek mi olur için? Hem sen çok güzel bir çiçeksin ki. Ne yapacak çiçeği? Bu mevsimde çiçek olur mu hiç? He? Bak, hani soruyordun ya, kızlar da giyebilir mi bu elbiseyi diye. O bizim komutanımız. Aa. Ya. Hadi sen şimdi onun yanına git. Biz işlerimizi halledelim, sonra gelelim, tamam mı? Gelip sarılayım sana. Oh. Hadi koş. Sen Aybala olmalısın, değil mi? Nereden bildin? Çünkü sen çok ünlüsün. Şey, ben de Çiğdem. Merhaba. Sen gerçek asker misin? Evet, ben gerçek bir askerim. Peki sen onları dövebilir misin? Tabii, istersem hepsini döverim ben. Hadi gel eve gidelim. Köy çiftliğimiz komutanım. Komutanın köyün etrafı temiz. Türkmen milisler zaten düzenli olarak nöbet tutuyorlarmış. Sürekli mi? Sürekli nöbet tutarız yüzbaşım. Burası Irak. Akşamdan sabaha ne olacağı belli olmaz malumunuz. Haklısınız. Serdar, Kürşat. Biz yine de tedbiri elden bırakmayalım. Emredersiniz. Gözünüzü dört açın. Emredersiniz. Yüzbaşım, artık biz de sizi bir ağırlayalım hele. Buyur. Eyvallah. Haydi. Komutanım, ağırlayalım dedi ya. Yemek dışında bir şey mi olacak acaba? Ne olur? Oğlum bunlar Kerkük Türk'ü. Kerkük'ün sofrasına oturur mu? Dünyada daha başka bir şey istemezsin ya. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.